Efendim iyi akşamlar. Sizin sesiniz olan Taraftarın Sesi başlıyor. Evet, Türkiye'de bir ilk olan Taraftarın Sesini ekranlara taşıyan tek program Taraftarın Sesi sizin programınız başlıyor. Evet sevgili izleyenlerimiz, bildiğimiz gibi bizim programlarımız pazartesi akşamları ama bu akşam Taraftarın Sesi özel olsun istedik. Ve diyeceksiniz ki bu nedir amaç? Şunu söyleyelim, cumartesi günü bildiğimiz gibi Karşıyaka müsabakası var ve mutlak kazanmak zorunda olduğumuz bir müsabaka var. Biz bunu kazanmak istiyoruz. Biz bu akşamı bir maç arifesi olarak görüyoruz. Artı bildiğimiz gibi hafta içerisinde kulüp başkanımız Emin Karın da yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı. Temlik alacaklıları konusunda önemli açıklamalar vardı. Bununla ilgili de bu akşam bazı masaya yatıracağımız konular var diyorum. Evet, ben sizlere bu akşam yine konuklarımı takdim etmek istiyorum. Sevgili Erdal Cansu aramızda yok bu akşam. Ama çok önemli, değerli bir konuğumuz var. İzzet Altuntaş, Balkan Türkleri Federasyonu Başkan Vekili ve tüm Samsunluların da yakından tanıdığı eski Samsunsporlu futbolcu, 76-78 sezonları arasında 2 yıl genel kaptanlığını da yapan, Samsunluların her zaman beğenisini toplayan, Samsunluların yakından tanıdığı önemli bir isim İzzet Altuntaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Evet, her zaman olduğu gibi yine dobro dobro yorumları ile sevgili değerli yorumcum Hüseyin Karataş. Siz de Hoş hoş bulduk. geldiniz İyi efendim. akşamlar diliyorum. Evet, sevgili izleyenlerimiz. Ben şöyle söyleyelim. Öncelikle bu temlik alacakları ile ilgili çıkan haberlerle alakalı bu kısa bir görüntümüz var. Öncelikle bu görüntüyü izleyelim. Sonrasında konularımızı masaya yatırarak devam edeceğiz. Önce görüntüler. Bir basın toplantısı düzenleyen kırmızı beyazlı takımın başkanı Emin Kar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Veya AK Parti'den milletvekili olacakmışım, yok başbakan olacakmışım. Bilmem ne, böyle saçma sapan sorularla muhatap oluyorum. Hiç öyle bir şey yok. Ben Samsunluyum. Kim gelirse, kim bu kulübe bir kuruş bağış ediyorsa onun da şeyini çıkarttık. Evet. Var mı burada? Böyle Var. bir plaket hazırladık arkadaşlar. Bunları da gidip bize yardım edenlere teşekkür mahiyetinde sunacağız onları da. Onları da görürsünüz herhalde kim. Bu budur yani. Başka bir sıkıntımız yok. Ve bunun için de söyleyeyim. Bundan sonra Kazım Yılmaz, Sayın Başkanımız mutlaka gene sorduk. Bilmiyorum ne burada hepsinin şeyli kayıt. Belgeli, kayıtlı. Cevap verecek. Verirse de versin, vermese de biz artık takımımıza, futbol takımına yoğunlaşmak istiyoruz. Eski başkan Kazım Yılmaz'ın kulübün gelirlerine koydurduğu temlikler nedeniyle basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden Başkan Kar şöyle konuştu. Bunun yanında birkaç tane daha projemiz var. Bunlarla uğraşacağız. Kimse kusura bakmasın. Bundan sonra Kazım Yılmaz'a çok mecbur kalmadıkça da cevap vermek istemiyorum. Sadece Kazım Yılmaz'a, hiç kimseyle kavga etmek istemiyorum. Zaten ben bunu kavga olarak da görmüyorum. O bizim eski başkanımızdır. Allah razı olsun. Samsunspor'un ciddi bir borç yükü ve elinde doğru dürüst oyuncusu kalmadan Süper Lig'den düştüğünde Nisan ayının başları olduğunu ifade eden Başkan Emin Kar şöyle devam etti. Gelmiştir, hizmet vermiştir, iyidir, kötüdür. Ben sadece kendi sözlerini ona hatırlattım. Bana verdiği sözleri yerine getirmemiştir.
uzman, en uzman mali müşavir bile olsa o rapor üzerinde bir görüş beyan etmesi mümkün değil. Çünkü o rakamları aklında tutup eksi artısını yapıp ne kadar artım şeyimiz var, gelirimiz var, giderimiz var hesabını yapamaz. Evet. Bunlar kongrelerin bir defa büyük oranda usulsüzlük bir şekilde cereyan ettiğini ortaya koyan, evet, hesaptan vermeden, hesap vermeden kaçar bir şekilde oldu. Bunları söylediğimiz zaman bazılarının her ne hikmetse işine gelmemektedir. Acı bir gerçektir. O nedenle de eğer çiğ yemedim, karnım ağrımıyorsa ben hesabımı her yerde, her şekilde veririm. İşte bu mahalle, affedersiniz, mahalle karısı dedikoduları olmaz idi. Evet. Şimdi bunu böyle geçtikten sonra gelelim yönetim şekline. Evet. Yönetimde de dikkat edin, geriye doğru hep başkanlar söylenir. Halbuki yönetim kurullarına bakarsınız 15 kişi 20 kişidir. Yani. Ve hepsinin de kanun görev karşısında. Görev dağılımı tabii, vardır. Yine tabii dernekler kanunu karşısında da bir sorumluluğu vardır. Evet. Mesela bir mali rapor. Para harcanacaksa mali sekreterin muhakkak imzası, başkandan önce imzası olması gerekir o hesapta. Evet. Tek imza ile herhangi bir harcama olmaz veya bu. İki, bir yere bir şey alınacak, verilecek ise ilk önce yönetim kurulunda bunların kararı alınır. Ondan sonra belirli insanlara yetki verilir. O insanlar gider o harcamayı, o pazarlığı yapar. Evet. Samspor bir sportif kulüp olduğu için bunun muhakkak bir transfer komitesi olması lazım. Evet. O transfer komitesindeki kişiler yönetim kurulu tarafından onlara yetki verilir. O kişiler gider görüşmelerini yapar, pazarlığını yapar. Ama gelir yönetime hesap verir. Yönetimin, evet, de olurunu aldıktan sonra o transfer okeylenir, o para verilir. Bugüne kadar gördüğümüz odur ki transfer komitesinde olan, ki yönetim kurulunun görev taksiminde, evet, birinci derecede transferden sorumlu olan insanın dahi haberi olmadığı adamlar ki transfer edilmiş ne yazık ki ve onlara para verilmiş. İşte Samspor'a kimseye bir şey demiyoruz. İzzet Bey, çok özür dilerim. Bir telefonumuz var. İsterseniz telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Kimseye bir şey demiyoruz. İzzet Bey, çok özür dilerim. Bir telefonumuz var. İsterseniz telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Efendim, iyi akşamlar. Alo. Televizyonumuzun sesini kısar mıyız? Alo. Efendim, biz sizi duyuyoruz. Televizyonumuzun sesini kısabilir miyiz? Kısa telefonumuz var şu anda. Buyurun efendim. İyi akşamlar efendim. Cemal Bey, iyi akşamlar. Ben Samsun Spor için konuşacaktım biraz. Yani şimdi bizim bu Samsun Spor'umuzun bu durumu nedir? Niye böyle? Taraftan, evet, olarak ben, yani ben şu anda İstanbul'dayım. Maçlara da gidiyorum. Üzülüyorum. Hep beraberlik, yenilgi. Nasıl olacak efendim? Teşekkür ederim. Ama eğer özel sormak istediğiniz soru varsa gerek Karataş'a gerek Altuntaş'a sorabilirsiniz. Selamı da alın. Hüseyin Karataş'a, İzzet Altuntaş'a iyi yaşamlar diyorum. Size teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Buyurun. Bu abilerimiz bunları güzel yorumlarlar. Bunları bize Samspor taraftarı olaraktan bir, yani ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Şimdi Allah razı olsun efendim. Bizler sizlerin sesiyiz. Bizler sizlere daima yanınızdayız. Sizler de bizim, evet, yanımızda olduğunuzu bu şekilde gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yalnız istirham ediyorum büyüklerimden özellikle. Alo. Efendim? İstirham ediyorum büyüklerimden. Yani şu Samspor'u biz yukarıda görmek istiyoruz. Biz burada, bizim yerimiz değil burası. Tabii ki efendim. Tabii ki. Bizler de bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar İstanbul'a, sevgiler. Ben devam edeyim mi? Devam. Buyurun. Kardeşimize... İzzet Bey, kusura bakmayın, özür dilerim ama yok, biz taraftarımızın telefonu geldi, yani konu ne olursa olur, kesip, tabii, direkt söz ona. Çünkü programımızın ismi, hayır, taraftarın hepimiz sesi. Hepimiz için çok olur, önemli. Demek ki bu saatte İstanbul gibi yerden izliyor ve Samsun ve Samspor aşkıyla yanan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sizlerin de anlayışına ben teşekkür ederim. Şeyinden sağ olun. Ötürü. Şimdi tabii böyle düzensiz ve hesapsız, programsız, evet, yönetimlerin
nerede olursa olsun başarılı olması mümkün değildir. Ve orada devamlı kim ne derse desin, fal bakmaya gerek yok, muhakkak karanlık işler olur. Evet. Bizim cemiyet tecrübemiz de evet, bunu gösteriyor. Bunun aksini kimse iddia edemez. Ederse onun doğruluğunu, aydınlığını o arkadaşımızla tartışırız. Evet. Şimdi transfer komitesi yapan arkadaşlarımız, transfer komitesinde olmasına rağmen veyahut da bir arkadaşım mali sekreter olmasına rağmen, bir arkadaşım genel sekreter olmasına rağmen, bir arkadaşım muhakkak yine 33'teki belirtildiği gibi başkan yardımcısı olması gerekirken. Çok özür dilerim. Alo. Alo. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, ben Fazıl Yıldız, Almanya'dan. Buyurun efendim. Ben sizin yayınlarınızı devamlı her akşam vaktim oldukça dinliyorum. Kendim de gurbetten montajcı olduğumdan fazla da dinleyemiyorum ama. Allah razı olsun efendim. Ben de çarşambalıyım kendim, Dikmik'ten. Almanya'da çalışıyorum. Evet. Benim bir yani gelir için, devamlı gelir kaynağı arıyorsunuz da gelir için bir şey, bir fikrim var, bilmiyorum nasıl. Bu Samsun'un Emniyet Müdürlüğü bir haftalık veya bir aylık cezayı, kestiği cezayı Samsun Spor'a yardım etse böyle bir şeyin mümkünü yok mu? Bakalım, soralım konuklarımıza, versin cevabını. Şimdi isterseniz Türkiye'de... siz söylemek istediklerinizi söyleyin, telefondan sonra biz cevap verelim, olur mu? Evet, tamam. Ben şu şekilde söylüyorum. Bunlar yurt dışında da olduğu için. Evet. Türkiye'de bizim halkımız %99 değil, %100 hiç kimse emniyet kemeri takmıyor. Park doğru düz yapmıyor. Otopark. Bizim bir cezayı çekerse, evet, verin biz 35 evet, bir haftalık bir yardım emniyet ediyoruz. Yusuf Siyah Bey de bizim uzaktan biraz akraba oluyor ama ondan bir fayda gelmez. O çünkü hep kendini doldurur. Böyle evet, tam sıra falan bir faydası olmaz onun. Yusuf Bey'in sadece kendine bir faydası vardır. Yusuf Bey'den bir yardım beklenmez. O yüzden Emniyet Müdürlüğü'nden veya başka bir yerde bir ceza şeyiyle belki bir yardım olunabilir. Diyeceklerim bu kadar. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Vaktinizi aldım. Estağfurullah. Teşekkür ederim efendim. Özellikle çok teşekkür ediyorum bu konuda. Samsun Spor için böyle çaba gösterdiği için hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Buradan Almanya'ya sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. Evet, bir gurbetçimiz. İsterseniz konuyu toparladıktan sonra sorduğu sorulara da ufak ufak cevap verelim. Tabii, devam etsin kaldı yerden. Tabii şimdi bir yerde bir program yoksa en ufak bir ailede bile o ailenin başarılı olması mümkün değildi. Evet. Doğal olarak Samspor gibi trilyonlarla yönetilen, trilyonların harcandığı, gelir ve giderinin olduğu bir kulübün de bir kişilerle, iki kişilerle münferit olarak yürümesi mümkün değil. Evet. Doğal olarak. Zaten yasalarımız bunları belirlemiştir. Önemli olan. Ha, burada şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Devletimizin bu gibi dernekleri, yönetimleri denetlemekle yasal yolda takip etmesi, evet, ilerlemesi gerektiğini, kongreyini takip edilmedi. Eğer burada özel bir imtiyaz, belirli kişiler ismi var diye yapılıyorsa o görevli memur en az eğer demokratik bir ülkeysek, evet, demokrasiyle evet, idare ediyoruz, yasalar öngörüyorsa, o kişiler kadar yasa karşısında sorumludur evet, ve cezai medyayı uygulaması gerekir. Yani, çünkü Samspor veyahut da başka bir kulüp, kişilerin... Hocam, milyon dolarların döndüğü bir tabii, sektör sonuçta yani, değil mi? Şimdi milyar dolarların döndüğü bir kulüp, bir yer, ayrıyeten de 1.200.000 kişinin onur ve gururunu, şerefini taşıyan bir evet, semboldür. Evet. Böyle bir sorumluluğu olan, ayrıyetten de yasal görevi olan kişiler nasıl ki yerine, işine geldikleri zaman belirli adamların
yasaları, yönetmenlikleri uygulamak, uygulamadığı takdirde gerekli meydeleri uyguluyorsa, evet, Samspor'un kongrelerinde de, Samspor'un yönetimlerinde de o denetimler yapılmalı ve ki görülecektir ki ondan sonra öyle herkes yönetime giremez. Evet. Sorumluluğu üzerine alır. Zaten sorumluluk duygusu olmayan bir adamın bir yerde görev alması, hele hele 1.200.000 nüfuslu bir şehrin sorumluluğunu üzerine alması zaten söz, evet, konusu olamaz. Hocam tekrar böleceğim, özür dilerim. Telefonumuz var. Alo. Alo, selamünaleyküm. Efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Selamünaleyküm dedim. Aleykümselam efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Ben de İstanbul'dan arıyorum. Aşkın Baştürk. Ne güzel, bu akşam çok hep iyi gurbetçilerimiz. Sağ olun efendim. Vallahi biz elimizden geldiği kadar Samspor'u destekliyoruz. İstanbul'daki bütün maçlarına elimden geldiği kadar gidiyorum. Evet. Samspor'un formalarını alıyoruz. Diyoruz hani bu şey ürünlerini Samspor kazansın diye elimizden geleni yapıyoruz ama gerçekten Samspor elinden geleni yapmıyor gibi geliyor bana. Aslında çok doğru. Yani gurbetçilerimiz kadar bizim buradaki taraftarlarımız demeyeyim de, yani biz Samsun şehrinde bu kadar sahip çıksa, bu kitlede sahip çıksa inanın bu halde olmayız herhalde. Evet, yani, buyurun. Ya demek istediğim, yani Samsunspor'u daha güzel bir yerlerde görmek istiyoruz. Yönetime sesleniyoruz buradan. Gerçekten biz dualarımızla maddi manevi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten ellerini vicdanlarına koysunlar. Yani onlar da canla başla mücadele etsinler, bizi yüzünü güldürsünler. Yani biz gerçekten Samsunspor'un arkasındayız, yani elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da yapsınlar, yani bunu demek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Size de bu programı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yanınızdaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Şimdi Selametciğim, buraya gelirken yolda Samsun'un değerli esnaf odası başkanı arkadaşlarıma rast geldim. Evet. Birkaç tane de vatandaşa ya bu saatte nereye gidiyorsun gibi sorular sordular. Sonra işte böyle bir programa gidiyorum. Ya abi biz bu parayı veriyoruz. Ama ben verdiğim paramın, aynen ismini de her zaman veririm. Evet. Samsun'da bir esnaf derneğinin başkanlığını yapan arkadaşım. Vatandaşlarımız da belirli insanlar. Evet. Ben verdiğim paranın nereye gittiğini bilmeliyim. Çünkü Samspor'da uzun yıllardan beri Samspor... Herkesin kafasında bu soru işareti, evet, var. Gerçekten yani. İşte o nedenle ben ilk önce belki İsteyen biraz de veremiyor ağır yani olabildi. Evet. Kongreyi ve mali raporu anlatmak istedim. Yönetimleri, evet, ve yetkili devletimizin yetkili makamlarının görevlerine görev yapmaya davet ediyorum. Evet. Çok kongrelerde, Samspor kongrelerinde gelsinler. Kongreyi yasalara göre yönettirsinler. Evet. Kongrenin yapılmasını sağlasınlar. Öyle 1 trilyon şuraya verilmiş. 1 milyar 750 euro şuradan alınacaklar. İşte 800 trilyon şuraya verilecek gibi lafları söylüyorsun. Ben nereden bileceğim? En büyük, evet, fenci, matematikçi olsam bile bu rakamları hemen toplayıp çıkarmayı yapabilir misin? Evet. O nedenle bir defa birinci derecede kongrenin ve ondan sonraki yönetimlerin harcamaları denetim altında olması lazım. Şimdi bir arkadaşımız, kardeşimiz demin işte falanca yerden yardım beklemiyoruz. Evet, evet, emniyetten, evet, falan, emniyete falan gerek yok. Samspor'a şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşte biraz evvel gördünüz, gecenin bu saatinde Almanya'dan tutun İstanbullulardan, evet, Samsun'a aşıklıydım. Samspor'un maçlarına bakın. İkinci ligdeyiz eskiye göre. Evet. Şampiyonlukta iddiamız yok. 8-10 bin kişi arasında taraftarla. İşte taraftarın, aynen, yapacağı bu. Budur, evet. Taraftar takımına böyle sahip çıkar. Hele hele Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarında Samsun gibi yerde, emekler şehri olan bir yerde işini gücünü bırakıp cumartesi günü gündüz, evet, tutup 3 lira 5 lira da verip gelip maçı seyrediyorsa, manevi güç de veriyorsa, ekranlarda yayınlanmasına rağmen bundan daha büyük, evet, sevgi, bundan daha büyük destek olamaz. Samspor'da bugüne kadar görev alanlar iddialı ve her yerde her zaman söylüyorum, bu konuda aksini söyleyen varsa tartışırız. Evet. Samspor'a Menteşoğlu'ndan başka Allah'ın kulunun bir kuruşluk yardımı olmamıştır.
Herkes ama Samspor'da birinciliği alan, yani başkanlık yapan herkes Samspor'dan maddi ve manevi yönden büyük destek görmüş. Yani bunu başkanlık evet. anlamında diyoruz değil mi? Tabii 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 tabii. Evet. Öbür arkadaşlar da işte o yönetimcilik vasıtasıyla bedava türbünlere oturmuşlardır. Orada yeri gelmiştir. Biz Samspor yöneticisiyiz diye oralara gitmiştir. Bir insan bir yerde bir görev alıyorsa onu şerefiyle, layıkıyla yapacaktır. Yapamıyorsa oraya girmeyecek veya bırakacaktır. Doğrusu da budur İzzet Bey. Telefonumuzu alalım. Peşinden sevgili Karataş'a döneceğim. Alo. 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 İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Evet, bir gurbetçimiz daha. Şefik Bey. Şefik Kimik. Kimik İstanbul. İstanbul. Buyurun efendim. İyi akşamlar Selamet Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Hüseyin Bey, iyi akşamlar. İzzet Bey de iyi akşamlar. İyi akşamlar. İzzet Bey'e katılıyorum yani konuşmalarına. Yalnız bizim her şeyden önce belediyelerin destek olması lazım. Evet. Yani şimdi bir tane belediye değil, burada bir sürü belediyemiz var. Belediyeler icabında birer otobüs maçları buradan kaldırabilirler. Evet. Ayrıca başka türlü de yani maçlara bir destek verebilirler. Maç olmasa bile takıma bir destek verebilirler. Evet. Yani bunlar seçime geldiği zaman bunlar da konuşuyorlar ama öncelikle bunları maçlarda Samsun'un markası olanı ilk önce markayı kaldıracaksın havaya, ondan sonra konuşacaksın. Evet. Böyle seçim yaklaşıyor, yine konuşurlar, başlarlar ama bu şekilde bu işler yürümüyor. Yani biz burada her maçlara geliyoruz. Şampiyonluk olacağız, şampiyon olacağız diye maçlara geliyoruz Samsun'a. Ama şampiyonluğu kutlamadan geri gidiyoruz. Ne yazık ki. Yani bunu, yani sen bize sor. Biz maçları, işimizi gücümüzü bırakıp maçın saati ne zaman, maç ne zaman olacak, internetten mi seyredelim, şuradan mı seyredelim? Yani bunların peşine düştük. Evet. Yani buradaki insanları hakikaten düşünmüyorlar yani. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Hüseyin Bey bunu çok iyi bilir. Hüseyin Bey zannedersem takımı daha iyi. Her haftada seyrediyorum. Bizde şimdi bir 48 numara var. Ozan mı ne? Ozan. Ben bunu baştan beri seyrediyorum. Bu adamın bir tane topu ileri gitmedi. Ondan sonra bizim orta sahada Şenol Demirci gibi bir adamımız var. Halen duruyor. Kenarda halen duruyor. Bursa'dan gelen iki futbolcumuz var. Halen duruyor. Ama biz 2-0'dan 3-2, 2-0'dan 2-2 bu türlü maçlar oynanacaksa zaten biz bu maçlardan yani bıktık, kimsenin de yüzüne bakamıyoruz açıkçası İstanbul'da. Bunu da söyleyeyim yani. Çok doğru efendim. Burada İstanbul'da vallahi billahi kimsenin yüzüne bakamıyoruz. Adam yani bu sizin takım nasıl takım diyor kardeşim. 2-0'dan 2-2 her hafta bu ne diyor yani. Hep üzülüyoruz Şefik Bey. Peki. Ama bak şunu söyleyeyim yani bizim 3 tane şu biraz... anda 3 tane adam girsin biz şu takıma yani 3 tane adam girsin Her maçta da şey olur. Herkese iyi akşamlar diyorum. Teşekkür saygılar. Teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar. Sağ olasınız. Selametciğim şuradan şunu toparlamak tabii ki, istiyorum. Tabii ki buyurun. Zeyt abi çok özür dilerim. Pardon. Şimdi Selamet abi dedi yani ki telefonla söz vereceğim. Ben şunu söyleyeyim. İzzet Altuntaş gibi bir değerin yanında bana açık söyleyeyim. Ben konuşurum ama İzzet Altuntaş bir büyüğümüzün, bir abimizin, bir baba gibi sevdiğimiz insan yanında bize sadece dinlemek düşer, kesinlikle. Öğrenmek düşer. Hele cemiyetçiyse ben farkındaysanız hayatımda hiç bu kadar dinlememiştim. Sakin bir İzzet şekilde. İzzet Bey, İzzet evet. abimize de saygım sonsuzdur. Taraftarımıza yüzden, da saygım İzzet sonsuzdur. Abi. Bölerken bile çekiniyorum. Şunu söyleyeyim, yani, konuşabilirsin. Ben gerekirse bugün 5 dakika konuşurum. Ama oysa ki Allah verirse 50 yıllık bir ömürde tecrübe edinirim İzzet Altuntaş gibi değerden. Sağ olasınız. Şimdi bakın mali raporda o gün söylediğimiz 7 trilyon lira maliyeye vergi evet. borcumuz var. Biliyor musun Selametciğim? Evet. Bana göre benim 40 senelik cemiyet tecrübeme göre söylüyorum ki bu 7 trilyon lira Samspor'un borcu olamaz. Bu borç yönetime gelenlerin sorumluluğu vardır. Demin onu anlatmak istedim size. Kongreye geldi. Evet. Zamanında bunu ödememiş veyahut da ödeme şekillerini aksatmış. Yönlendirememiş, aksatmış adamlar. Şimdi bu insanların bu kadar yani rahat istifa etmesi yani doğru mu sizce? Nasıl? Şimdi gelen ağam giden paşam hareketi oluyorsa bu işlerde rahat oluyor. Evet. Bakın şimdi şurada bir notum var. Unutmayayım diye söylüyorum. Tabii ki buyurun. Emin kardeşimizin geçen de bir
açıklaması vardı. Çok doğru. Çünkü niye bu işin içinden geliyor? Mesela Uğur Boral'ın diyor parası nasıl olur diyor ya, ben futbol hayatımda diyor görmedim. Daha adam oynamadan transfer parasını peşin almış. Evet. İşi biliyor. O işi bildiği için. Efendim gazete tenkit ediyor. Orada o arkadaşlarıma katılmıyorum. Belki onlar öyle gazeteci arkadaşlarım, tanıdığım arkadaşlarım zaten yakinen de. İşte Kazım Yılmaz Temli'yi yöneticiyken koydu. Şimdi objektif olaya bakmamız evet, lazım. Evet. Kazım Yılmaz orada bana göre o temliği koyduysa, Kazım Yılmaz yerine konuşmuyorum ama bir şey olarak, bilir kişi olarak konuşuyorum. Alacak parasını koydu ki evet, yönetimde başkaları temlik koymasın, bir sıkıntısı olmasın kendisi yönetimde olduğu sürece. Niye? Bu para alışverişlerinin şeklini o da iyi biliyor. Evet. Bilmedikleri yer neresidir? Bilmedikleri yer yönetimdir. Toplum nasıl idare edilir? Parayı nasıl kullanılır, nasıl kazanılır onu biliyorlar. Çünkü onların mesleği. Emin kardeşim de biliyor kendisinin mesleği. Futbolcu para taksit oynadığı evet, sürece alınır. Evet. İşte 6 ayda bir, 3 ayda bir diye. Ama idarecilik dedi mi herkes her şeyi biliyor olamaz. Kesinlikle olamaz. Ha işte bizde de herkes her şeyi biliyor. Kesinlikle İdarecilik olamaz. Ayrı bir olaydı. Şimdi çok özür dilerim, telefonumu alayım mı? Tabii. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Samsunlu Fehmi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Fehmi Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Selahattin Bey, Hüseyin Bey, İzzet Bey. Arkadaşlar sesi içeri yükseltebilir miyiz? Şimdi güzel bir konu, sizleri de takip ediyorum. Ben de şu an Samsun'dayım. Evet efendim. Dolayısıyla yani şimdi İzzet Bey'i de konuşmalarını dinliyorum. İzzet abiyle de tanışıyoruz sağ olsun. Doğru konulara temas ediyor. Şimdi ben birkaç noktayı vurgulamak istiyorum. Şimdi nedense Samsun'u yani şu ana kadar doğru söyledim. Menteşoğlu'ndan sonra Samsun Spor yönetimi Karasar ile bir türlü bütünleşmiyor. Yani Samsun halkı ile bütünleşmiyor. Aynı siyasetçiler gibi. Samsun siyasetçileri nasıl Samsun'dan uzak? Yöneticiler de öyle. Şimdi bunlar transfer yapılıyor. Bakın işte transfer yapılıyor. Diyelim ki herkes zannediyor ki başkanlar takıma para veriyor. Başkanların para mara verdiği yok. Bunu halkımız iyi anlasa, taraftarımız anlasa. Bunlar veriyorlar da hesaplarını yazıyorlar. Geriden sonradan alıyorlar bunu payıyla birlikte. Bakın şimdi ikinci dike düşmüş bir takımın taraftarı muhteşem. Ben Samsun'dan çıkıyorum, İstanbul'a gidiyorum, Ankara'ya gidiyorum, Bursa'ya gidiyorum. 55 plakalı arabalar, ya sonra 55 formalar arabalarda, atlar arabalarda hala böyle bir muhteşem bir taraftarımız var. Samsun dışında muhteşem bir Samsun taraftarı var, Samsun içinde olduğu gibi. Dolayısıyla evet, bizim yöneticilerimiz hala hep gelip gidip hava atmanın peşinde, isim peşindeler. Ben ileriki seneki, ben hep programlarımda Samsun'la ilgili bir şeyler konuşurken bizi yadırgıyorlar ya da bizi yargılıyorlar. Bakın örnek verdiğimde de alınıyor. Nedense bu yöneticilerimiz, Samsun'da siyasetçilerimiz de böyle, spor kulübü yöneticilerimiz de böyle. Ya örnek var diyorum, örnek veriyorum ya, diğer takımlara bakalım, bir örnek alalım. Bursa Spor ne yapmış? Bursa taraftarıyla nasıl bütünleşiyor? Bursa Spor siyaseti, Bursa belediyeleri Bursa Spor'a nasıl yardım ediyor? Eskişehir evet, keza öyle, böyle şeyler var önümüzde örnek. Ama bizim nedense yöneticilerimize bunları söylediğinde bizi yanlış algılıyorlar. Hani bizim onlardan eksiğimiz var veya onlar aşağılanmış gibi oluyor. Böyle bir şey yok. Örnek var önümüzde, bunları alalım. Yazık bu taraftara. Yazık binlerce vatandaşa, çoluğunu çocuğunu alıp İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den maça gidiyor. Samsun'dan kalkıp maça gidiyor. Bu evet, insanların parası ne için veriyor? Samsun Spor sevdalısı olduğu için. Bizim yöneticilerimiz niye yönetici oluyor? İşim yapmak için, hava atmak için, marka olmak için. Ben son bir kez bir şey söylüyorum. İleriki sene takım şampiyon olmadı. Keza Süper Lig'e çıktı. Evet. Bakın orada Oğur Kare'ye iyi bakın. Fehmi Samsun'un Bey biraz bütün toparlayalım, hızlı geçelim hemen, çünkü hemen vaktimiz daralıyor. Samsun Spor'un bütün orada maçta belediye başkanları, milletvekilleri, keza isim olan herkes Kare'deydi. Fotoğraf çekilmek için herkes stada koşarak gidiyor. Ben de maçtaydım. Evet. Ve çok doğru efendim. Geçen sene biz Bastos Bağır'da takım küme düşüyor. Kimse yoktu. Peki bu millet neredeydi? Teşekkür ediyorum ben hepinize. Samspor'u gerçekten işimiz kararlıyor ama artık bir şeylerin gerçeklerin ortaya çıkması lazım. Size tebrik ediyorum. Artık her şeyin hani yöneticilerin bir şeyler yapıp yapmadıkları da belli olsun. Çok teşekkür ediyorum. Aks TV'ye ve sizlere de efendim, teşekkür biz ediyorum. De, zamanınız biz de size teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar efendim. Şimdi evet, Selametçiğim şöyle toparlamak istiyorum. Buyurun. Transfer komitesine de olan
Arkadaşımla konuştum. Daha önceki Kazım Yılmaz döneminde. Ben o Kazım Yılmaz'ın geldiği kongrede o gün yurt dışına gidiyorum. Evet. Yönetimden arkadaşlar telefon açtılar, yönetime giren arkadaşlar. İlle kongreye geldi. Dedim ya ben uçak gidiyorum. Zamanım müsait değil. Ya ille bir görün, bir gel diye. Gittim. Baktım ki kongre toplanmış, büyük bir kalabalık var. Bir odada yeni yönetici kongreye gidecek arkadaşlar toplanmışlar. Birbirleriyle bir ufaktan hasbihal yapıyorlar. Böyle bir 10 dakika onlarla beraber sohbetledik. Dışarı çıktım. Dedim ki ben gidiyorum o beni davet eden arkadaşıma. Dedi ki nasıl işte arkadaşlar falan. Dedim ki orada 3-4 tane arkadaş var. Eğer yönetimdeyse Allah kolaylık versin size dedim. Evet. Onlara. İzzet Bey telefonumuz yine bekliyor. İsterseniz alayım telefona. Bir kelime söyleyeyim de telefonu alalım. Tabii ki. Tabii buyurun. Transfer komitesinde 43 tane adam transfer ediliyor. Yönetim kurulunun transfer komitesinde görev verdiği arkadaşın bir tanesinden haberi yok. Evet. Bunları halk bilmeli. Kesinlikle. Kim bu paraları kesinlikle bilmeli. Harcamaz. Onlar o yönetimler falan. Bilir hepsi birbirini. Biz hepimiz birbirimizi yiyoruz. Acı ama gerçek. O paralar işte sıkıntı Samsun'da burada. Evet. Bilmeyen adamlar o sorumluluklarını sorumlu makamlara geliyorlar. Belirli yerlere imza atıyorlar. Evet. Bir insan ilk önce hayatta kim olursa olsun, nerede olursa olsun onuru gururu için yaşar. Bence. Geldiğim yerde ben imza atıyorsam o imzamın sorumluluğunu taşımam lazım. Ona sahiplenmem, onu bilgilenmem lazım. Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Telefonumuzu beklettik. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Efendim iyi akşamlar. İstanbul'dan arıyorum ben. Buyurun Şakir Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Samsunspor tabii çok büyük bir cami, çok büyük bir kulüp. Evet. Transferler de bence doğru yapılıyor. Yerinde yapılıyor. Hatta geçen sene ben hani kendi adıma konuşayım. Transferlerimizin çok düzgün olduğunu, yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama hocalarımızın ben biraz bu konuda eksik kaldığını düşünüyorum. Bu sene de keza öyle. Yani neticede çok zor bir bütçeyle bir kadro oluşturuldu. Ve iyi oyuncularımız var, güzel oyuncularımız var. Biz bunları şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz gibi geliyor. Biraz teknik adam konusunda bir eksik kalıyoruz gibi geliyor bana. Evet. Bir de, var mı başka efendim? Yani taraftarla kulüp arasında büyük bir kopukluk var. Yani biz burada ben inanın şöyle diyeyim size. Yani Samsunspor'un yarın maçı varsa ben akşamdan formamı giyiyorum. Yatağıma öyle yatıyorum. Yani totem mi derler artık bunu. Hani bir sürü şey söylüyorlar. Sabah inanın akşama kadar o formayla gidiyorum. Kaç haftadır maçı götürüyoruz önde son dakikalara kadar. Son dakikalarda gol yiyoruz. Yani bu bence tamamen bir teknik adam hatası. Başka evet efendim. Evet teşekkür ederim Şakir Bey. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar isterseniz bir süre telefon almayalım. Vaktimiz bu akşam kısıtlı çünkü. Değerli konuklarıma söz hakkı vermek istiyorum. Ben şöyle toparlamak istiyorum tabii, Selam tabii, için. Tabii. Şeyin kardeşim de genç kardeşim evet. O da bildiklerini şey yapsın. Bir Samsunspor'un en büyük şanssızlığı demin bir kardeşimin söylediği gibi kim olursa olsun hangi patron olursa olsun hepsi türbünlere oynayarak Samsunspor'a gönülden değil bilerek değil bilmeyebilirsin. Kazım Yılmaz'ın bir hatası olmuştur bana göre en büyüğü. O zaman da söyledim onun kendi yanındaki arkadaşlara. Yanına futbol bilgisi ve futbol terbiyesi olan adamlar alacaktım. 43 tane futbolcu transfer ediyorsun. Ne demek biliyor musun? 43 tane futbolcu, 3 tane takım kurulur. Kaldı ki Samsun gibi yerde 3-5 futbolcunun dışarıdan transfer edilmesi bile büyük olay olması lazım. Evet. Çünkü bizim gençliğimizden bugünlere kadar Türkiye'nin en sayılı futbolcuları ve Karadeniz'in bir numaralı futbol merkezi olan yerdir Samsun. Evet. Ama şimdi ekip işi dediğimiz zaman ekip işi iki açıdan bakarsınız. Şimdi bizim bu Samsun'da ya genelde böyledir de ekip bakıyorsunuz ekip kurulsun dersin. Önce
Başkan kendi ekibini kursun derken kendi tarafının ekibini kuruyor. Yani işi bilenlere ekip kurmak daha doğrusu. Aynı yani mahalleden doğrudan... ekip olmaz. Ekip oldu mu değişik mahallelerden olur. Biz onu... Ya, olmamalı işte. Eğer, olmamalı ama ne yazık ki. Ne yazık söylüyorum. Ki oluyor yani. Kimseye haddimize düşmez. Ukalalıkta yapmak istemiyorum. Ama cemiyetçili bilen arkadaşlarımız ne demek istediğimizi anlıyordur. Ekip demek her yere ulaşabilen. Evet. Yani bu parmağın gücü ayrı. Bu yumruğun gücü ayrı. Kesinlikle. Siz kesinlikle. Bu parmakla giderseniz bu kadar gücünüz olur bu kadar adamın. Ama bu şekilde giderseniz yumruğu daha değişik çok olur. Çok doğru efendim. O nedenle her sağ ayağı ayrılırsın. Emin kardeşim de kusura bakmasın. O da bir ekip kuramadı. Yani yanında bir iki tane değerli arkadaşımız var. Tanıyoruz. Evet. Kimsenin söylediğimiz laflarda şahsiyetiyle ilgili bir şey yok. Asla. Becerisiyle, yeteneğiyle, artısıyla diyoruz. Yönetici ismi üstünde. Beni yönetebilmek için... Benim sizi yönetebilmem için o mesleği sizden daha iyi bilmem lazım ki sizi yönlendireyim. Bilmeden sizin bu yaptığınız işi ben yönlendirebilir miyim? Nasıl ben bunu sizi yönlendiremezsem siz de benim yaptığım işte beni yönlendiren pozisyonda olursanız evet, evet. Ki bu bizim Türkiye'mizin kaderi başların aşağıda aşağıdakilerin yukarıda olduğu bir ortamı yaşadığımız bir ortamda o nedenle Samspor'dan bugüne kadar görevde gelen, bak bu kadar net söylüyorum. Rahmetli Menteşoğlu hariç herkes maddi ve manevi yönden yararlanmıştır. Evet. Kulüp başkanlığı yapan hiç kimse. İşte burada 43 futbolcunun transferinde, cemiyetlerde en ufak cemiyetçilikten en büyük cemiyetçilikte kadar görev yapan arkadaşlarım da bilir. Ne kadar ticaret, o kadar ziyaret misali. 43 tane futbolcu Samsun gibi yerde şey yapıyorsan, transfer yapıyorsan bunun altında ben başka şey ararım arkadaş. Evet. Bunun hesabını da transfer komitesinde olan adamlar yetki verilmesine rağmen o adamların da bilgisi yok. O pazarlıklarda o adamlarda yoksa hele hele de sonradan gelip bir kişi bu kadar futbolcu aldık şu parayı verdik diyor ve onlara evet. Karar atıyorlarsa o kararın altına imza atan arkadaşlarıma da artık pes diyorum, takdiri de vatandaşa bırakıyorum. Samsun sıkıntısı bir defa yasal yönden işte kamu ben daha evvelki kongrelerde söylediğim kayyum Samsun'un kurtuluşu saygıdeğer valimizi 5 tane adam gibi adamı görevlendiren hiç korkmayın. İşte bir Emin Kar söyleniyor başka adam var mı evet, ortalıkta dolaşan evet, yok. Evet, o zaman 5 tane adam gelecek mali yönden sapına kadar inceleyecek sahte faturalar belli. Bellidir onlar. Evet. Yani şimdi bu bardak 100 liralık fatura gelirse bu bardağa ben bunun sahte olup olmadığını anlamama gerek yok yani bunu. Kesinlikle efendim. Türkiye'ye sorsan bu 5 liradır. 5 liralık şeye 100 İzzet liralık Bey, fatura çok gelirse. Çok özür dilerim. Aslında telefon almayacaktım ama yine bir gurbetçimiz var. Fransa'dan arayan bir izleyicimiz var telefon attığında. Alo. Alo. Şeyi sana bırakıyorum. Ali Bey iyi akşamlar efendim. Alo. Arkadaşlar ses alamıyorum ama içeriye düştü. Buyurun. Ali için kusura bakmasın. Çünkü gurbetçi bir Fransa'dan. Evet. Evet sevgili İzzet abimizin dedikleri. Sevgili bu kadar, Karataş. Bitti devam. Mi İzzet ya, Bey isterseniz. Yok, şimdi bitmedi bir şey yapacağız tabii. Paslaşalım o zaman. Paslaşalım. Buyurun efendim sevgili şimdi, Karataş. İzzet abinin söylediklerine aynen katılıyorum ama İzzet abi sözünün başına dedi ki Emin Başkan dedi bence erken konuş dedi. Peki ben de şimdi kısa bir cevap almak için İzzet abi soruyorum. Sizi kongrede aklayan, demin dediniz ya, işte evet. Aklayan ve büyük bir yükten kurtaran bir kişiye siz telefonlarına bakmıyorsanız, verdiğiniz sözleri tutmuyorsanız, peki buna nasıl erken deriz İzzet abi? Siz şimdi cemaatçi birisiniz. Siz ne yapardınız peki bu olayda? Kulüp başkanı sizsiniz ve Emin Başkan gibi geldiniz. Sadece onu sormak istiyorum. Konuşur muydunuz ya da ne yapardınız? İzzet Altuntaş ruhuyla eski onu... genel kaptansınız, eski futbolcusunuz. Bence güzel bir soru. Ben Emin kardeşime şu yönden erken dedim. Şimdi başta söyledim. İdarecilik büyük sorumluluk ister, sabır evet. ister. Doğrudur. Kimler sadece Kazım Yılmaz değil. Mesela orada biraz evvel okuduğumuz
Selamet kardeşimin okuduğu şeyde işte yeğenimi alın. Evet, evet. Yeğenimi alın. 500 milyar vereyim. Ha, 500 milyar. O zaman mesela şunu da Emine antipara sorma. Ya 20 kişinin içerisinde evet. O da olsaydı da 500 milyar da oradan alsaydın. Niye almadın yani? Bir kişinin olması şey miydi? Anlatabiliyor muyum? Bir zararım vardı. Şimdi şu yönden söylüyorum ben. Buradan Kazım Yılmaz'a da çağrı yapıyorum ki Kazım Yılmaz'la ben şöyle karşı karşıya gelmiş veyahut da bir yerde oturmuş bir insanda değilim. Evet. Ama şeyin gereği söylüyorum. Raconun gereği söylüyorum. Bu açıklamalara karşı. Kazım Yılmaz'ın da açıklama yapma, çıkıp bu konularla ilgili açıklama yapması lazım. Şimdi söz hakkı doğru. Niye dedim? Samsun'un daha sezon yeni başlamış sayılır her ne kadar 8-9 maç oynadıysak. Evet. Samsun'da hem halkı umutsuzluğa hem de halkı birbirine düşürmemek için bazı şeyleri içimize atmak zorundayız. Evet. Yani idareciliğin sorumluluğu gereği söylüyorum Hüseyin'ciğim. Tamam, anlatabiliyor anladım, muyum? Anladım. Emin başkaları konuşabilir ama Emin kardeşim yani Emin kardeşimi söylerken kulübün başkanı olduğu için en son konuşması gereken adamdı son noktada. Samspor'da kongreler dikkat edin. Bilinçsizlikten veyahut da şeytanlıktan kongrelerin geriye doğru bütün kongrelerine bakın. Hep zamansız yapılmıştır. Evet. Kimse mesela transfer zamanı bitmek üzeredir, bitmiştir veya kongre yapmıştır mevcut başkan. Niye? Gelecek adam affedersin enayi değil. Alan almış, satan satmış. Ben neye geleceğim? Benim kafamdaki program başka. Ama peki bir şey diyeceğim İzzet abi. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bu konuyla ilgili bakın, söylemiyorum. Geriye doğru bütün kongreleri şimdi söylüyorum. Dediniz ya 500 bakın. Emin Başkan evet. Diyor ki kim başkan olursa olsun diyor. 500 bin lira para vereceğim demiş Kazım Yılmaz. Ancak sen olursan yeğenim Tuğsan Çakır'ı da yönetimine alırsan. Evet, onu söyledi 500 bin lira. Evet. Hayır onu diyorum. Şimdi yani illaki yeğenini yönetime alırsan mı o parayı vereceksin? Nerede kaldı i̇şte sen açık kapı bırakmayacaksın işte. Bazı işlerin olmaz, ince noktası yani, var. Ederim. İncelikleri var tabii. Bazı şeylerin. Anlatabiliyor muyum? Anladım tabii. Buna rağmen bunları arkadaşlar Emin'in şeyliğine bağışlıyorum bunu yani. Bekliyor herhalde telefonumuz. Son telefonumuzu alalım yani. Olması sevgili. Yani tabii, evet. Tabii. O da gurbetçi diye. Alo. Tabii. Emin'in tecrübesizliğini alo. Alo. Ali Bey iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim iyi akşamlar. Buyurun efendim. Efendim ben 40 senedir Fransa'dayım. Ben Bafralıyım. 40 senedir Fransa'dayım. Samsun için çok üzülüyorum efendim. 40 senedir Fransa'da Bafralı evet. Ve Samsunspor için çok üzülüyor Ali Bey. Dinliyoruz efendim, buyurun. Efendim ben 40 senedir Fransa'dayım, Bafralıyım yani. Samsun Spor'un işi çok üzülüyorum efendim. Samsun Spor kaybolun aralardan. Koca Karadeniz Sami kaybolun efendim aralardan. Evet, içi yanan bir gurbetçimiz. Bir kelime söyleyeceğim. Buyurun efendim. Devam efendim, edin. Efendim yani burada biz çok üzülüyoruz yani Samsun'da olan Fransa'da çok üzülüyoruz ya yani efendim. Koca Samsun Spor bu durumlara nasıl düştü efendim? Koskoca Samspor bundan evet. Düştü. Evet. Ali'ciğim burada senin bu söyleşine dayanamadım içimden veriyorum. Sen 40 senedir Fransa'da ve Samspor için yanıyorsa Samspor'da sorumluluk almış, gelmiş geçmiş ve Samspor'un sırtından büyük paralar kazanmış adamların içi yanmıyorsa yazıklar olsun diyorum. Sana da Allah razı olsun diyorum. Çok sağ olun efendim. Taraftarımıza da. Efendim ben gerçekten yani çok üzülüyorum yani. Biz yıllardan beri Samsun'a geldik efendim ya. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Buradan gurbete Fransa'ya sevgili selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Son telefonumuz değil mi? Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar son telefonumuz olsun bu. Çünkü vakitimiz çok kısıtlı. Değerli yorumcularım toparlayacaklar çünkü. Buyurun. Yani Tuğsan Çakır'ı konuşmuştuk ama yanılmıyorsam ki bu söz üzerine hani Emin Başkan demin dediniz ya tecrübesiz diye. Evet. Bence Emin Başkan'ı başkandan bu sözü aldığı için de Tuğsan Çakır'ı da hani yönetimine al. O sözü aldığı için bence o parayı verdiğini düşünüyorum. Yalnız çünkü Emin burada olmasa, bir şey açıklaması lazım. Sadece Kazım Yılmaz söz vermedi herhalde Emin'e. Başkaları da söz verdi. Şimdi onları da açıklaması lazım. Bence açıklayacak. Bence de evet, değil. Evet, tek taraf odaklanmamak lazım. O açıklaması lazım. Ama ben ve bir de kongreye dahi gelmeyen o büyük arkadaşlarımız sonradan bana göre Emin kardeşimi tebrik etmeye gelmelerine de selamünaleyküm diyorum.
Evet. Evet. Bakın Emin Başkan'ın bir açıklaması var. İsterseniz ben kısa kısa geçeyim değil mi? Tabii sevgili ki tabii ki. Buyurun buyurun. 139.890 lirayı Tufan Yılmaz aldırıyor. Evet. Günlerden beri Tufan Yılmaz ismini herkes öğrendi. Amerika'da evet. Nasıl bir afet var? Orada o, burada da Tufan Yılmaz ismini herkes öğrendi. Biletix üzerinden satış yapılan Samsunspor maçlarının biletlerin gelirinin Kazım Yılmaz'ın yeğeni olan Tufan Yılmaz'ın aldığı öğrenilmiş. Kırmızı Beyazlı Kulübün kendi evinde oynadığı Tavşan Lig'den 43.199 lira. Bolu Spor'dan 36.336 lira. Sivas Dördül Belediye Spor'dan 2.355 lira. Kayseri Erciyes Spor'dan 22.000 lira ve Deniz Spor maçlarından 36.000 lira gelirlerin Tufan Yılmaz'a gittiği açıklandı. Evet. Bakın Tufan Yılmaz üzerinden Samsun Spor Kulübü'ne 700.000 euro para veriliyor. Galip, pardon, Kazım Yılmaz başkanken veriliyor. Ve bunlar 7 ay taksitlere bölünüyor senet üzerinden. Evet. Bu bir. Doğru efendim. İkincisi yine Kazım Yılmaz tarafından kulübe acil nakit para ihtiyacından belgelerimdeydi ama kahretsin unuttum onları getirmeyi. Çok özür diliyorum. Belgeyi göstererek konuşacaktım ama işte özet olarak diyorum. 2.640.000 dolardı yanılmıyorsam. 2 milyon var başında da. 1 dolar ve 1.240.000 Türk lirası var. Yani bu paraları da veriyorsan şimdi ben ona da bir açıklık getirmek isteyeceğim. Kulüp başkanısınız. Kulübe para veriyorsunuz. Verdiğiniz hafta ilk yapılan yönetim kurulu toplantısında temlik koyduruyorsunuz. Bu ve mudur Samsun TFF'den Spor'da? Ve televizyon gelirlerinden yani nakden yayın gelirlerinden gelen paraya da temlik koyduruyorsunuz. Şimdi ben de soruyorum. Bu mudur Samsun Sporluluk? Şimdi orada bak. Ben onu söylüyorum. Biraz objektif bakalım. Ama evet. Ben buna objektif bakmam Zet abi. Ben bakmam ona objektif. Çünkü bir saniye özür dilerim. Ben Malatya'da küme düştüğümüzde kafamın şurasına taşı yedim. Kazım Yılmaz acaba Malatya'daki deplasmanı biliyor muydu? Peki soruyorum ya. Bırak kulüp başkanını geçtik. Hiçbir şey yapmasın. Ben ne dedim bundan birkaç zaman önce? Hasbi Menteşe nasıl hasbi adıyorsak çarşamadan Kazım Yılmaz'a da Kazım A demeyi çok isterim dedim. Bu da kasetlerimiz şimdi her şeyden var. Senin iki soruna da cevap vereyim ben. Sordun madem. Tabii. Sordum ben sana cevap vereyim. Yani yoksa söz senindi. Estağfurullah. Şimdi birincisi o Tüzün kardeşimiz dedin değil mi? O yeğenini söyledin. Şey, evet Tufan Yılmaz. Kaç lira toplam? 139.890 lirayı toplam. Almış. Ne yapıyor Türk parasıyla? Yok 139 hepsi, bin. Hepsi 700 bin bir şey dedin orada sen. Toplamda. Yok. Onun üzerinden dedin ona. Yok onun üzerinden. Taksitlendirmiş. Tufan Yılmaz üzerinden başkanken Kazım Yılmaz 700 bin euro veriyor. İşte benim evet. dediğime geliyorsun. Evet. Hukuk devletiysek, demokrasiyle idare ediliyorsak. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Bu arkadaşımızın kazancı nedir? Devlete verdiği vergi nedir? Tufan Yılmaz. Tufan Yılmaz'ı evet. söylüyorum yani, evet. ben de sana. Evet. Buradan resmi makamlara kazandı, söylüyorum kazandı, ben de. Kazandı ne diyorsunuz ki? Yani, 700 bin euro nasıl veriyor diyorsunuz? Nasıl 700 bin euroyu verebilmesi için 7 milyon euro geliri olması lazım ki versin ve bunun da vergilerini vermiş midir? Devlet buyursun baksın. Sana bana bakıyor doğru. ya. Ondan sonra öbür davaya söylüyorsun. Kazım Yılmaz'ın hemen temlik davasına. Şimdi orada şunu söylüyorum. Başka alacaklılar girmez. Kendi yönetimde zor duruma kalmasın diye olabilir diyorum. Bak, ama kendi yönetiminde ondan başka para veren yoktu ki zaten. Hayır. Kendi yönetiminde demiyorum. Dışarıdaki yönetimdeyken mi? Diyorum dışarıdan alacaklılar var. O alacaklılar Samsunspor'un parasını almasın diye o parayla döndürmeye çalışıyor. O zaman çalışıyor. Şuna geliyoruz. Çalışabilir diyor. O zaman şuna geliyoruz. Sayın Yılmaz açıklamaları yapacak bunlara. İşte, bakın sizin dediğiniz yere geldik. Heh. Yine. Çünkü ben böyle söylüyorum. Söyle dışarıdaki insan neler düşünüyor biliyorsunuz ben yorumu yapıyorum yani. Doğru. Ben olsam ben de öyle yaparım diyorum. Doğru. Misal. Evet. Neden yaparım? O parayla yani artı bir para daha niye vereyim yani dışarıdan temlik koyacak adama. O adamın yerine ben koyuyorum temliği. Parayı almıyorum. O adam da alamıyor. O parayla Samsun'a artık döndürüyorum. Bir de bakın demiş. Olabilir. Evet. Başkan. Evet. Kazım Yılmaz dışında kulüpte başkanlık yapan herkesin alacaklarının yarısını bağışladığını belirterek Mansar Boşoğlu döneminden 15 idarecinin alacaklarının denilen temlikleri var. Fakat hepsiyle görüşüyoruz ve büyük kısmı bağışladı. Ben Naci Pınar'la da görüştüm ismi yazıyor. Naci Pınar döneminden ise 4 yönetici vardı. İkisi bağışlamış kongrede Naci Pınar açıkladı. Fakat ben bugün Emin Başkanımızı da aradım. 2 idareci daha varmış. Bakın şu yazıyı görünce o konularla aradım. İlgili o idarecilerle isim mevzu değil. Evet isim değil. O idarecilerin nasıl alacaklı olduklarını... bir ara Samsun basınında da çok iyi çıktı. Evet. Görevden giderken başkan ya kimin ne alacağı var gelin yazına buraya koyun falan öyle şey olduklarını bütün Samsun biliyor. Basın evet. ne kadar düşmüştü. Bunları iyi değerlendirmek Naci lazım. Naci Pınar döneminden 4 yöneticiydi. Üzerine temlik olan. İşte
İki yönetici bunu kongrede açıkladı dedi Naci Pınar. Bağışladı. Emin Başkan'ın şu yazıyı okunca şaşırdım. Diyor ki iki idareci daha var diyor. Bize iyi davranmıyorlar ama onlarla anlaşım inanıyorum diyor. Yani ne demek bu dedim sevgili başkanım dedim. Sabah aradım. Hem de onda aradım İzzet abi. Hı. Ya dedi açıkçası bizi uğraştırıyorlar paralarını istiyorlar dedi. Ben de buradan sesleniyorum. Samsun Spor üzerinden yaptığınız reklama sayın. Reklama yani, sayın abi. Soruyorum. Daha önceki yönetimde bulunanlar, futbol şubesinde başkanlıkta, ikinci başkanlıkta ve farklı mercilerde görev yapanlar boy boy gazetelerde isimleri çıkıyordu değil mi? Boy boy değil mi Zet abi? Nerede? Bundan büyük reklam mı? Samsun Spor'a 10 trilyon versen ne olur ya? Ya şu söylüyorum. 20 trilyon versen biri çıkarsın gazetede. Çok isterim, çok isterim sayın valim 5 tane adam gibi adamı kayyuma gitsin Samspor. Samspor'da Samsun halkının da gönlü rahat olsun. Ve Samspor'dan kimler ne almış onların burnundan fitil fitil getirerek yasal yönden geriye alınsın. Bakın o adamlar da Samsun'daki durumları meydana çıksın. Cengiz değil İnşaat'ın mi? Temliğini de bakın Ekrem Cengiz diye anlıyorsam değil mi? Evet. Cengiz İnşaat'ın temliğini de AK Partili başkanımız, eski başkanlarımızdan, kulüp başkanımızdan Fuat Köktaş'ın aracılığıyla kaldırılmış. Şimdi ondan sonra Kazım Yılmaz'a geliyormuş. Ya ben şunu söylüyorum. Yani bakkalın davası bile yok diyor. İşte Kazım Yılmaz açıklama yaptıydı. Niye Mesut Bakkal'ın davasını geri çektik diye. Başkan diyor ki Emin Kar dava yok ki ortada diyor. Bir 250 bin lira parası varmış. Görüştüm diyor onu alacağından vazgeçtim. İleride ne olur bilemiyorum diyor. Dava evet. Yok ki ortada. İşte yine İzzet abine diye geliyoruz. Sayın Yılmaz mutlaka bunlara ama düzgün ve güzel bir cevap vermesi lazım. Yani zaten ben açıkçası söz hakkı doğdu kendisine. Şunu söylüyorum. Tabii. Daha bunları konuşmak istemiyorum. Evet. Çünkü vaktimiz de 8 dakikamız kaldı. Son işte, kelimeyi de tabii. Söyleyelim. Emin kardeşim, yönetiminde değerli arkadaşlar var. O değerli arkadaşlarımıza da size kongrede bir evvelki yönetimin muhasibi gibi o işte 5,5 trilyon liralık yanlış hesaplar var diyen arkadaşımızla beraber o arkadaşımız evet. Biliyor yani şişirme faturaları demek istiyor. Bunları inceleyebilirsiniz yönetim olarak. Geriye doğru bütün dosyalar elinizdedir. Hiç kayyuma gitmeden de siz yönetiminizle beraber Samsun Spor'u atlarsınız. Samsun Spor'u büyük bir para geliri sağlarsınız. Kimler Samsun Spor'dan yanlışlıkla paralar almış? Şunu söyleyeceğim Zet abi. Size sorma amaçlı da çünkü baktığımızda şimdi kayyum diye konuşuyoruz değil mi? Bakın yeni Malatya Spor. Kocaeli Spor oldu. Yeni Körfez Belediyesi. Evet. Yani isimler var. Kayyuma gidince de sağlıklı olmanca da bakın neredeler? O da var. Amatöre düşenler var. Kocaeli 3. Lig'de şimdi amatöre gidiyor. Şimdi yani ne olacak? Kayyum diyoruz da yani onu diyor. Hayır. Şu anda şu Samspor eğer yardımlar çünkü gelmezse onu, tabii. O el koyarsa şimdi, değişen bir şey mi? Kayyumu şey da düzgün. Hayır şu anlamda diyorum. Kayyumu da düzgün yapmaları lazım. Adam yani, gibi adam diyorum. 5 evet. Tane sayın valim ama diyorum. Ama sağlam olacak. Kimler yani, kimler nereye gitti? Gittikleri. Evet. Hem işi bilecek gittikleri. Hem de yüreğe kesinlikle. Sağlam olacak. Gılı gılı birilerine evet, es geçme yok. O da ben Samsunlu bir insan olarak 40 senedir Samspor'un içinde biri olarak kongrelerini takip ederek hepsinin tek tek istediğim gibi çıkarabilirim, söyleyebilirim. Ne güzel. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Evet. Ben bu akşam İzzet abiden çok şey öğrendim. O yüzden fazla konuşmadım ama müsaade ederseniz çok kısa 2 evet, dakikada ben bunu okurum. Karataş, bir Samspor taraftarımız çok sevdiğim bir kardeşim Servet Konaçoğlu var. Beraber çalışıyoruz. Ama çok iyi Samsunspor'lu. Ben dedi göz ki, attım yazı. Evet, bu konuları bunu lütfen dedi okur musun dedi. Karşıyaka maçından önce bir yazı dedi. Evet. Hatta bunu dedi köşe yazında ekler mi? Dedim ki canlı yayına çıkıyoruz orada okuyayım. İzzet abi de beğendi. Çok kısa olarak okuyacağım. Başlığı da diyor ki kurtuluş için mücadele bir onurdur. Sevgili Samsunlar, siz Samsunspor'un gerçek sahiplerisiniz. Bizler futbolcularımızı, hocalarımızı, yöneticilerimizi yapıcı olarak eleştirme hakkımızı siz değerli taraftarlarımızın bizlere verdiği destek ile kullanıyoruz. Tabii ki eleştirilerimize kimse kulak asmayabilir. Yani kendisini bizden şey yapmış öyle dedi. Sizle beraberim ben dedi. Asmayabilir, umursamayabilir. Bizler gördüklerimiz karşısında doğru bildiklerimizi söylemeyi taraftarlarımız adına kendimize bir borç biliriz. Burayı bize yazmış. Evet. Sizin adınıza diyorum dedi. Doğru ya da yanlış buna karar verecek tek merci kesinlikle sizlersiniz. Ama bizler bu sözlerimizle önce Samsunspor'umuza eşi benzeri görülmemiş bir destek organizasyonuna hep birlikte el ele imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizler biliyoruz ki tüm Samsun halkının kalbi Samsun Spor için atıyordur. Sizler güveninizi, yüreğinizi ve elinizi bu takımın üzerinden çekerseniz olacakları düşünmek bile istemiyoruz. Ama böyle bir şey olamayacağını da adımız gibi eminiz.
olamayacağından diyor. Çünkü bizler bu yola hep beraber baş koyduk. Sizler bu takımın gerçek sahiplerisiniz. Unutmayalım ki bir sevdadır Samsun Spor. Haydi Samsun, bugün birlik olma zamanı, bugün diriliş zamanı. Sizler var oldukça Samsun Spor'umuzun sırtı asla yere gelmez. Bugünden itibaren başlattığımız, onurumuzla, şerefimizle katılacağımız, ileride çoluk çocuklarımızla gururla bahsedebilecekleri Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'umuzdan başlattığı Kurtuluş Savaşı gibi bizim de başlatacağımız mücadelemizin adını da sizlerin de beğeneceğini umarak Kurtuluş adı altında birleştirerek Cumartesi saat 14'te 19 Mayıs stadyumumuzda kurtuluş mücadelemizi, diriliş mücadelemizi başlatalım. Samsun'umuza yakışan da budur. Kötü ve şanssız gidişimize dur demenin zamanı gelmiştir. Bizler bu takımı layık olduğu yerlere emin adımlarla geleceğinden eminiz. Artık hayal etmek istemiyoruz, tarih yazmak istiyoruz. Takımımızı Süper Lig'de görmek istiyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başladığı Samsun'umuza yakışanı istiyoruz. Büyük taraftarlarımızı, büyük takımımıza destek olmak ve kurtuluş mücadelemizi vermek üzere sizleri Samsun Spor Karşıyaka maçına davet ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Eline kalemine ben sağlık sevgili Servet. Fazla söze gerek yok. Çok güzel bir açıklama yapmış. Evet. Arkadaşlar vaktimiz oldukça daraldı. Şimdi inanın vakit kısa idi ama zaman hızlı geçti. 4 dakikamız var ama ben bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben bugün az konuştum, öz konuştum ama dinledim, çok şeyler öğrendim. Dedim ya, İzzet Altuntaş gibi bir değer. Bana her zaman, evet. Kolumda bir saat var ama bir bilezik daha taktım. Ustalar öyle derdi bize çırakken İzzet abi. Bir saat daha taktım. Şunu söylüyorum, benim için İzzet Altuntaş'tan ve senin için de, sen de söyledin Selamet abi, çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Yani İzzet Altuntaş'ı ismini hep duyardık, hep bilirdik, kongrelerde seyrederdik ama yaşım 34. Ben söyleyeceğimi program öncesinde kendisine hiç söyledim. Hiç aklıma bile gelmezdi. Ayrıca babam Hasan Karataş'ın size çok selamı var. Seni çok yakından tanıyor. Hiç aklıma gelmezdi ki İzzet Altuntaş gibi parlayan bir yıldızla, bir değerle burada program yapayım. O yüzden ben bunun mutluluğu içerisindeyim. Diyorum ya, Allah Karşıyaka maçında bize İnşallah yardım etsin. İnşallah diyoruz. Hep beraber 3 puanı alacağız. Ve pazartesi akşamı da burada inşallah rahat rahat program yapacağız diyorum. Ne olacak maç sevgili Hüseyin? Banko 1 diyorum. Gönlümden hep bu geçiyor. Çünkü maçtan öte şunu söylüyorum. Lütfen şu stadı dolduralım. İnşallah. Cumartesi 2 de biliyorum ama hiç olmazsa bir 8-10 bin kişi yine olalım cumartesi olmasına rağmen. Ve Karşıyaka'ya. Ben bu hafta çok ümitliyim. Açıkça çok söyleyeyim. Ümitliyim. Hocamızın bileği kırıldı. Söyleyeyim. Geçmiş olsun. Operasyon geçirdi Adana'da. İnşallah şansızlığımızla Adana'da kırmışızdır. Selam İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin gibi pırır pırır genç kardeşlerimle beraber olmaktan mutluluk duydum. Hocaya geçmiş olsun diyorum. Gerek basında gerekse dışarıdaki arkadaşlarımın şimdiden daha Samspor hocasıyla ilgili olumsuz konuşmalar yanlıştır. Kesinlikle bu yanlış. Hocanın hem otoritesini futbolcular üzerinde bozar, zayıflatır. Hem de hocanın moralini bozar. Hoca şevkten elinden geleni yapmaya çalışıyor. Zamanı geldiğinde takımın gidişine göre yönetici arkadaşlarımız, ki kaldı ki her zaman söylüyoruz, herkesin söylediği gibi, Emin kardeşimin kendi de futboldan gelmedir. Evet. Ne zaman zararlı yönde gidildiğini gördüğünde gerekeni yapacaktır. O nedenle bütün Samsun halkını buradan bu saatte de olsa elinden geldiği kadar her zaman olduğu gibi Samspor'a sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ve Samspor kadrosuna da yönetimiyle beraber cumartesi günkü maçta başarılar diliyoruz. Allah mahcup etmez efendim, inşallah. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir akşamda bizleri onur ettiğiniz için. Sponsorlarımıza sizler teşekkür ederim. Ricelis. Var mı başka söyleyeceğiniz? Yok, sevgili, size bıraktım. Evet. Adem Yazıcı'dan hepsini evet, size bıraktım. Teşekkür ederim tekrar arkadaşlar programımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir programımızın daha burada sonuna geldik. Ama ben her zaman olduğu gibi ana sponsorumuz Veysel Tokatlıoğlu'na, Cemal Semiz'e, Davut Yolaydın'a, Tonguç Ali Anıl'ı çok sevgi selamlarımı gönderiyorum Ahmet buradan. File, Ahmet File, Adem Yazıcı'yı unutmayalım. Adem Yazıcı'ya, Ahmet File, Hakan
Hakan Akkaya'ya. Akkaya'ya buradan sevgi dileklerimi gönderiyorum. Akşam saatlerinde. Akşam 10 saniye bir şey isteyeceğim. Tabii buyurun, buyurun. Çok sevdiğim bir abim var, İstanbul'da yaşıyor. Çok da büyük bir Samsun sporlu ama hastalıkla bir pençeleşiyor. Şu anda Çapa Tıp Fakültesi'nde yatıyor. Sevgili Turgay Balta abime. Çok büyük bir Samsun sporlu. Geçmiş olsun diyelim. 15 gündür yatıyor. Allah şifalar versin. Geçmiş olsun diyelim. Akşam saatlerinde de beni Bursa Bengüller Dernek Başkanı Recep Çalışkan aradı. Kendisi gelemeyecek ama yakınları maça gelecekler. Yine Aks TV ekranlarından maç öncesinde görüntülerimiz olacak stadyum önünden sevgili izleyenler. Saat 14'te, cumartesi saat 14'te Samsun Spor Karşıyaka müsabakasında 19 Mayıs stadyum önünden sizlere canlı yayınla bağlanacağız. Birlikte olacağız diyorum. Ve Taraftarın Sesi programı olarak da haftaya pazartesi saat 20'de sizleri ekranlara başında bekliyorum. Hoşça kalın diyorum. Aks TV'de kalın efendim.